Hayır, çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarımızı kendisinden gelişmiş olmalıca çalışma yaptığı sosyal güvenlik mevzuatıyla ilgili. Tabii bunu çok devre ama 50 sayfası. Orayı yapılması lazım. Şimdi aramızda Deniz Van Genel Müdürlüğü'nden ve Mertel Cümlesi'nden arkadaşlarımız var. Odamızda Deniz Van arasında yapılmış bir protokol var. Bari şu an benim hayatımı düzenleştirmeye, daha iyileştirmeye yönelik. O konuyla ilgili yapılan çalışmayı genel müdürlükten Hasan Bey'e yapacaklar sizlere. Kahvaltılarda, pazar sonra, bir de Türkiye'nin neresinde olursa olsun, tüm restoranlarda
%30 indirim sağlayacak. Güzel değil mi? Onun dışında bazı anlaştığımız kurumlar var, sponsor kurduğumuz. Bunlardan bir Hillside, Suada. Yani Suada'da 3 tane restoran var. Onlardan biri her ayı restoranı oluyor ve %50 indirim sunuyor. Kebapçısı ve balıkçısı var. Hani sizler misafirinizi ağırlayarak grup 8 kişilik gruba kadar %50 indirim sağlayabilir. Yani misafirinizle ağırlayabileceğiniz bence güzel nezih meydan. Bu ay çiğ balık. Yani bayağı indirimler sunabiliyor. Bir de kebapçı vardı. Bir de Ege Mutfağı restoranı vardı bir sonra. Biraz daha koyduğum biz Bilgisayar'da bir anlaşma yaptık. Bu ay günüyle ilgili bütün Bilgisayar restoranlarına %15 indirim sağlayacak. Onun dışında Hillside'da bir anlaşması var. Peki Hillside Otel'de, Hillside Spor Salonu'nda %20'ye varan indirimler sağlayacak. Bir bonus belirtiyorum karta. Bu noktada mali müşavirde neler yapıyoruz peki biz? Dediğim gibi bizim özel olan meslek gruplarından bir tanesi. Evet, soru sorabilir miyim? Tabii ki. Platinum kartı var dediniz değil mi sadece? Platinum bonus platinum kartı. Yani bir tane zaten kartımız var. Ama da ben şimdi gittiğim zaman platinum kartı alabilecek miyim? Evet. Kafadan mı alıyorum? Yani mali müşavirleri platinum kartı diyor. Aynen. Sokaktan yani, geçene vermiyorsunuz. Hayır, vermiyoruz. Tabii KKB borçluk oranından tezik tutarak tabii ki veriyoruz. Yani. Mesleğiniz mali müşavir olması güzel. Kartı bir söyleyebilir miyiz? Efendim? Kart ücreti yani 80 ne kadar 82 olmuş. 84'te 92 olmuş. Ya şunu söyleyebilirim. Biz biziz. Evet, kart ücreti kart 2015'inde bahsettim. BDDK'nın kanunların yeri yapıyor. Kısıtlı ve her bankaya bir tane ücretsiz kart çıkarma zorunluluğu getirdi. Bu ayrıcalıkları sunuyoruz size ama karşılığında her banka bir tane aidatsız kredi kartı çıkarmak da mümkün. Hani finans banka kartı çıkardı, biz net kartı çıkardı, her bankada da var. Dediğim gibi, bu neden ücretli? Nasıl genel bir ücreti konuşmalarını söyledim ben size. Hani artık BDDK bazı şeyler bile dosya masrafları vesaire gibi zorlukları kaldırdığı için gelir kalemleri içerisinde kart ücreti artık ilk sıralara çıkmaya başladı. Ama şöyle bir şey var, şubelerimiz iyi hizmet verdi, yani devam çalışan şubelerde şube onayını kart aidatlarının iptal ettiğini ben görüyorum, rastlıyorum. Yani bu tamamen artık ilişkiye kalmış bir şey oluyor. Bunu da burada yapıyor olacağız. Yani, Gülcan Hanım da burada, yüzünüz de burada, dediğim gibi. Evet. Yapılabiliyor. Kart ücreti olmayan kartlarda ilave taksit yok. Kartlar her zaman ekstra 3-4 taksit ücreti kartlara ödüyor. Evet, ne bonus veriyor ne de karşısında dediğiniz gibi taksitlendirme yapıyor. Hani bizim kart özelliklerimiz daha çok var. Yani İstanbul'da Drive Center, ben o slaytlara koymadım ama yani kuru denizleme hizmetinde %25 indirim yapıyor, evinizden alıp evinizden bırakıyor. Uçak biletinizde bizim akıllı iletişim hattıyı aldığınızda ücretsiz şatıl hizmeti var havalimanına. Hani bayağı bir özelliği var, özellikle seyahat filmi programı olarak aklıma geldiğini söyleyeceğim. Bu zaman azalmak istemiyorum. Mali müşavirlerimizin en büyük özellikler sağlıyoruz. Türkiye'de 27 tane mali müşavirlerimizin protokol imzaladık. İstanbul'da bu en büyük mali müşavir odası olmadı. Dediğim gibi ilerliyoruz. Hani, yakında duyurusunda yapacağız. Burada mali müşavirlerimize 100 bin TL üstü kredi geldi. Kredi imzalıyoruz, ihtiyaç kredisi. 6 ay ödemeliydi ama bunu 3 aya indirdik biz bu ay itibariyle. Dediğim gibi yasal zorluklardan dolayı. Evet. Ondan sonra yapıyorum. Yani bu olayla anlaştıktan sonra yani anlaştığımız var aslında. Yani resmi imzaları da bilmiyoruz sadece. Bütün mali müşavirlerimize o ücretinde belirsizlik ücreti sağlayacağız. Ve de en önemli konu galiba bu olacak. Olaylandığımızı akil bonus platinumuna 6 taksit ve 0 faiz oranıyla ödeyebileceksiniz diye söylemek istedim. Var mı sorusu olan? Havalarında launchlarda geçer mi? Evet, İstanbul ve Ankara ve İstanbul Havalimanı'nda Amsterdam ücretsiz yararlanıyorsunuz. 20 saatinizle beraber. Kaç
kayıt altına alınıyor. Buyurun. Bu anlaşmada ne kadar süre yapıyorsunuz? Mesela bir kişi su aldığı ne kadar? Mesela alıyoruz sonra kart aldıktan sonra anlaşma bitti oluyor da bunun süresi var mı anlaşma süreleri? Şöyle bir Hisa'yı da 5 sene anlaştık. Verimine göre devam ediyor. Yani Hisa'yı da bitse bile 2 ay geçti mutlaka oluyor. Yani onu söyleyebilirim. Bir şekilde 3 yıllık bir anlaşmamız olacak. Suadayla'da bir ciddi sponsorumuz 2 yılda devam ediyor. Ben onu da 5 yıl olarak hatırlıyorum. Rica ederim. Dediğim gibi sizin arkadaşınız burada. Eğer herhangi bir arkadaşınızı yapmak isterseniz çıkışta yani size yardımcı olacak kredi fiyatlamasında, mevduat fiyatlamasında güncel olarak söyleyeceği bir her şey olacak. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben de bu aileye çok yabancı değilim. Eşten dolayı eşim var demişlerdi. Bütün kahvaltı, organizasyonlar, hiç unutmadığım bir Kapadokya gezisi var. Ve ısrarla diyorum ki ne zaman rezervasyonlarımız, organizasyonlarımız olacak diye. Hakikaten yaptığınız iş çok zor. Eşimden biliyorum. Bir KDV dönemi var ki biz bütün aile kızımla birlikte geç saatlere kadar babamızı bekliyoruz. Hakikaten çok özverili bir iş yapıyorsunuz. Ben özellikle bugün mali müşavirleri olan yakınımdan dolayı da bankamdan genel müdür arkadaşıma getirip biz Deniz Bank olarak ne yapıyoruz o anlatmak istedim. Çalıştığınız şube olabilir ya da çalışmıyorsunuzdur. Biz Berkay Şubesi olarak size daha hizmet vermek için buradayız. Kart aidatı geldi. Ben yapı gereği özellikle hani tanıdığım kişilere iadesini yaptırıyorum. Hani o konuda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Yapabileceğimiz bir şey olursa her daim benimle irtibata geçebilirsiniz. Keyifle hizmet sunmaya devam ediyor olacağız size. Hasan Bey, iyi ki bir şey daha paylaşacağız sizinle. Ya ben bu sizin de talepleriniz, yani bir bankadan neler bekliyorsunuz, aidatsız kart dışından, onları da öğrenmek istiyorum. Sizin yapabileceğiniz bir şey var mı? Buyurun efendim. Şimdi Deniz Bank kredi kartı kullanıyorum. Deniz Bank kendi seçiler şubenizle çalıştım. Fakat orada çalışan kadro değişti bir şekilde. Yeni kadroyla şöyle güzel bir sürtüşmeyle ayrıldım. Çünkü çok anlamsızca, mantıksız bir şey. Daha sonra başka bir şubenizden bana talep geldiğinde işte 50.000 TL kapama kredisinde bir kredi yapmasın dedi. Deniz Bank'la çok çalışmak istemiyorum dedim o olaydan dolayı. Fakat sanıyorum iki TL şubesiydi. İki TL şubesi böyle 1.000 TL krediyi çıkaracak. Bunlar bir şey yapamıyor tabii o anda. İşte genelde miktar bir gün mü konmuş, nokta mı konmuş, bir şey olmuş. Aslında kredi müşteri normalde diğer bankaları. Fakat burada da düzenli önemli halde şöyle bir cevap diye gidiyor şu mesela. Diyor ki Mertar şunu istiyorsunuz ki. Diyor ki 50.000 TL için duracak kendi şubesine kredi müşterisi keresnecileri kredi müşterisi olduğu için diyor oradan müracaat yapması gerekir. Keresneciler şubesinde krediliysem diyorum evet şu kadar limitiniz var diyor. Kullandırsanıza diyorum kullandıramayız diyor. Peki diyorum bak 50.000 TL başka bir şube verecekken ama okeylerken mailine böyle düşüyor arkadaşım diyorum. Şimdi gidip sorunlarda. Ama ben diğer bankalarda ki herhalde bir 4-5 bankadır kredili müşterisiyim arkadaşım. Şimdi ne yapabilirsiniz? Yani şube olarak da yaparsınız. Genel müdür olarak da yaparsınız. Ve o gün bugün Deniz Bank'ta çalışmıyorum. Sadece bir kredi kartınızı kullanıyorum. Şöyle, onu şöyle çözüyoruz. Şimdi sizin de ortak mükelleflerimiz vardır. Hani biriyle çalışıyorken bir başka mükellef çok fazla o işin içine girmez. Deniz Bank'ta aktif olarak bir kredi limitiniz var ise başka şube işlem yapamıyor. Ama biz bunu nasıl çözüyoruz? Nasıl toparlıyoruz? Müşteriden talimatı alıyoruz. Karşı şubeye yolluyoruz ve diyoruz ki müşterinin bizim de çalışma talebi. Ben o şubeden onu devir aldıktan sonra o şekilde yol alıyor. Hesaplarımı kapattım orada, bir müşterim var. Ama orada kuvvetle muhtemel kredili çalıştığınız için, buradaki kıstas, orada bir kredili çalışmanız ve kredi limitiniz var. Arka planda görünen. Ondan dolayı işlem yapamamışlardır. Onu kullandırın diyorum, onu da kullandıramayız. Biz o şekilde yol alıyoruz. Yani ben müşterinin talimatını alıp o şubeye yol alıp ve o şubeden ben onu devir aldığımda işlemi gerçekleştiriyoruz. Yani iki şubenin mutabık oluyor olması gerekiyor.
Öbür tarafta kredi limitiniz olduğu için genel müdürlük izin vermiyordu. Hayır, kendi şubemde kullandılar. Genel müdürlükte bir ürün konuşuyor. Genel müdürlükten şubede çöpe. Her şey evet, düzenli bende. Bütün ödemeler düzenli. Ben size cep telefonu... Evet, zaten hani... Hayır, bu Deniz Bankası klasik problemi de o yüzden sorayım. Ben İlk defa bizle karşılaştığımız onun bir detayına bakmak lazım. Şimdi hani burada ekran önünde de olmadığınız için çok fazla bir şey değil. Klasik bir deniz baksın. Doğru söylüyorum. Ben size bir cep telefonunu vereyim. Herkesin başına gelen daha iyi sordu. Bana müşterilerim sorduğu zaman artık deniz baktan uzak durun. Eyvah eyvah. Bu ikincisi bak hocam. Söyleyeyim. Eyvah eyvah. O kadar çıkacak. Evet yani iyi söylemler de var tabii ki bu aşamada. Bir iki tane istihdamımız olacaktır tabii ki. Faiz oranları mı? İnternet faiz oranları nasıl bir görelim? İnternetten görelim. Şimdi bu iş olur. Çok kısa yoldan bahsedeyim. 1.04'ten başlıyor bizim kredi faiz oranlarımız. Mevduat oranlarımızda 110'lara yaklaşıyor. 1.80'li Cumhuriyet itibariyle. 1.04'ün limiti ne kadar kadar? 3 bin lira. 1 bin. 100 bin. 1.04'e. Teşekkür ederim. Ben başka bir şey soracağım. Tabii. Genel ekonomik verilerle ilgili. Verebilecek miyim? Nasıl bilmiyorum. Oran ne olacak? Ben söyleyecektim. Son zamanlarda en çok aldığımız soru oydu. Kendi satışı gelecek herhalde. 2000 lira kırdınız. Ondan sonra tekrar 70'ler falan konuşuluyoruz. Alan zarar mı yani? Şu anda alanlar zarar mı? Beyler, sevgilerinizle 70'e lazım. Sevgilerinizin görüşü bu. Kendi satışı gelecek bu seviye herhalde. 2000 liranın altına kırılacak. 70'ler sonrasında tekrar seçime doğru çıkarını ekliyorlar. Genel bir bilgi olmak için. Teşekkür ediyorum kendiniz için. Zahmet ile bir sıkıştırıyor zamanı. Bir anlaşma varsa lütfen devam etsin. O kartı olduktan sonra değişmesin. Tamam, o zaten söylediniz, çok iyi söylediniz. Çok